Merhaba arkadaşlar. Bugün envanter sisteminin ikinci bölümünde karşınızdayım. En son slotları yapacağımı söylemiştim. Şöyle kaldığımız yere bir bakalım. İşte slotlar oluşuyordu. Bu slotların içi boş sadece. Onları göstereceğiz. Şimdi slotu açalım. İlk önce update yazalım. Bunlara envanter tanımlayacağız. Public inventory. Envanter, pardon. Şimdi bunu start'ta tanımlayacağız. Çünkü kendi kendine oluşturduğu için. Envanter. Tag'e göre aratacağız. Envanter. Get components. Tamamdır. Şimdi bakalım envanterde tekimiz var. Bir bakalım atıyor mu içine. Public değil mi? Ha, kaydetmeyi unuttuk. Hepsini atıyor. Tamamdır. Şimdi buradan item'lara görüp çekecek. Inventory.items değil de item eşittir inventory.items inventory değil inventory. Items buraya slot sayı yazacağız. Tamamdır, bu kadar. Şimdi bunun içine iki tane şey tanımlayacağız. Biri text, biri de image. Yani resmin image'ini alıp oraya yazacak. Yani slot'a atıyoruz. Şuradan atalım. Yani şurada iki tane şey yapmıştık. Bir image'e resmini atacağız. Bir de text'e values'ini atacağız. Şimdi iki tane şey tanımlayacağız. Public yazmasak da olur. Image. Item image. Text. Item. Value text. Value. Şu image'de text yapmak için Unity Engine UI'yi kullanın. Yoksa zor. Yapamazsınız. Şimdi item image eşittir. Item.sprite. Bunu unutmayın. Çünkü item'ı sprite olarak tanıtmıştık. Şimdi burada yine transform nokta get child kaçıncıydı? Image 0, 0 nokta get component image nokta sprite. Tamamdır. Sıra tekste. Direkt kopyalayıp yapıştırıyorum ben. Item text, item value. Get child build yapımını, çünkü burası 0, burası 1. Yani siz ters yaptıysanız bunu 1 yapın, bunu 0 yapın. Text. Şunu da text yapın. Tamamdır. Ha, şuraya. Şuraya da text yapın. Hata verir. Şimdi şuradan yazıyoruz hemen. Item image, item image. Neden yazmıyorum? Image, ha. Nokta sprites eşittir item nokta item image. Evet. Bir de item value nokta text eşittir item nokta item value. Sorun. Nokta toString. Evet. Sorun ne? Nasıl yani? 20. Bir saniye. Envanter 20. Sudo sayı iyi. Evet.
Bir saniye. If item eşittir item nokta item name eşitse yapalım şunu, eşitse ne olur? Ya da eşit değilse, pardon. Çünkü içinde olduracağız bunu. Eşit değilse bunları yapsın. Büyük ihtimal sorun o. Değil. Neyi sorun? Sprite. True mu yapmadık diye. Büyük ihtimal o yüzden. Sanırsam. Şunları açalım şimdilik. Bir daha deneyelim. Ya yine aynı hata. Şimdi hata ne acaba? ItemImage.sprite mı? Hayır. Bu olması lazım çünkü hata verir. Anlamadım ya. Ben bir bakıp geleyim hemen. Tamamdır arkadaşlar, sorunu buldum. Basit bir sorun. Şu sprite'la teksti siliyoruz. Şuradan da aynı şekilde. Ha, oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunlara bir şey olmuyor. Bir de şunları kapatıp deneyelim. Bunları açacağız ama şuradan, koddan. Item image nokta enablet true. Aynı şekilde text item value nokta enablet text out true. Şimdi else şunu tanımlayalım. Else ise şunları false yapsın. Tamamdır. Oops. Ha, tamamdır. Anladım. Bunları direkt true false yapıyoruz da bunlar kapalı. Şunları açacağız. Öyle olacak. Ufak tefek hatalar. Ha, tamamdır, şimdi oldu. Şimdi şöyle ufak bir düzenleme yapacağız. Şurada göstereyim tekrardan. Bir tane, burada bir tane tane olduğu zaman yazmasına hiç gerek yok. Hı, 2 dakika ufak bir yapalım. If item nokta item büyükse birden. Şunları true yapsın. Else. False. Oops. Item image yanlışlıkla kapattık. Value ile image'in ne alakası varsa işte copy paste yaptık. Heh. Tamamdır. Şimdi sıra. Bir tane tooltip yapacağız. Yani item'ın şeylerin görünmesi için. Şöyle yani. Şöyle bir tooltip yapalım. Tooltip yazalım. Tooltip. Geçen bölüm mouse görünmemiş. Onu şikayet edenler oldu. Bu bölüm düzeltmeye çalıştım. Şimdi şöyle düzelteyim ben. Şuraya item name yazayım. Tam ortalayalım. Siyah yapayım. Tamamdır. Biraz büyüteyim. Item name. Şunu copy paste. Tamamdır. Şimdi şurada yapayım. Heh. Şimdi bunu kopyala yapıştır yapıyorum. Ctrl D ile. Ctrl D. Yani Ctrl D'ye basınca bu otomatikman şey yapıyor. Kopyalayıp yapıştırıyor. Şimdi buraya da description yapacağız. Şuraları sıfırlayalım. Item desk. Oops.
Tamamdır. Şimdi bunu envantere atacağız. Envanter. Game Object. Tooltip. Neredesin? Tooltip. Tamamdır. Şimdi şunları kapatayım. Şimdi bir tane void açıyoruz. Public void show tooltip. Oops. Tamamdır. Şuraya. Şuraya. Item. Yanlış oldu. Item. Buraya item atacağız. Ve şuraya iki tane şey tanımlayacağız. Bir bool. Public. Bool. Tooltip. Oops. Yanlış oldu. Tip. Bir tane de item tanımlayacağız. Public item, tool tip item. Şimdi item, ops, tool tip item eşittir item. Tool tip true. True. Bu karışık geliyorsa bunu bool da yapabilirsiniz şöyle. Tool tip bool. Gel şöyle yapayım. Şimdi void update açalım. Updates. If tooltip bool. True ise şuradan direkt true yapalım. Tooltip nokta bool değil. Nokta set active true. Şimdi burada hemen geliyor. Tamamdır, geldim. Ufak bir şey çıktı. Şimdi tooltip nokta tooltip nokta game object nokta get component. Buradan rect transform'unu alıyoruz. Rect transform nokta position eşittir new vector 3. Buradan input nokta mouse position nokta x virgül input mouse position y ve 0. Şimdi kaçtı? 0 1 tooltip nokta transform nokta getChild 0 nokta get component. Buraya item name yazacağız. Ait text nokta text. Yanlış oldu. Text. Evet. Eşittir. Tooltip item. Tooltip item. Nokta item name. Ve bunu kopyala yapıştır yapıyorum. Buraya desk yapacağız. Item desk. Buraya da bir yapacağız. Şimdi. Bunu açmak için. Ve şunu kapatmak için de public void height tooltip. Şunlara false yapacağız. False, false. Tamamdır. Şimdi envantere gideceğiz. Şuradan virgül koyup pointer click enter done. Bunu yazmak için şu event sistemi unitEngine.event sistemi yazmanız gerek. Yoksa olmaz. Bunu yazıp boş bırakmayacağız. Public void on pointer enter. Pointer event data. Tamamdır. Şimdi aynı şekilde exit'e de yazacağız. Şunu aşağı alayım. I pointer exit. Şunu kopyala yapıştır yapayım. Şuraya exit yapalım. Tamamdır. Şimdi envanter nokta show tooltip içine item'ı ekleyeceğiz. Exit olduğu zaman envanter nokta hide tooltip. Deneyelim. Şimdi şunu düzeltelim. Şu ortadaki şeyi alalım. Ve şuraya çekelim. Şuraya. Yani
Mouse buradayken bu burada olacak. Tekrar deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi hasar yemek falan. Bunu ekleme yaparsınız. Şimdi şunu kapatırsak çalışır mı? Çalışır büyük ihtimal. Evet. Şimdi burayı hallettik. Şimdi bunları taşıma da sıra. Yani şuraya tekrar I pointer down. Şuraya public void on pointer down. Pointer evet data. Ve on drag yazacağız şuraya. Pub on drag. What? Drag enter. I drag enter. Tamamdır. Ve public void on drag. Hiç yazamadım. Şuraya tekrar pointer event data. Tamamdır. Şimdi don tıkladığımız zaman şimdi nereden yapacağız? Şurayı bir kaydedelim. Unutmayalım. If data nokta button nokta toString eşitse left büyük ihtimal olur. Deneyelim printle. Printle de book aynı işlemi görüyor. Ben print kullanıyorum. Olmadı. Şans. Kısmet. Right. Yanlış mı yazdım buraya? Sıfır mı yazacağım? Hayır. Büyük harfle mi yazacağım? Left. Aynen büyük harf. Başına yani left right başı büyük olması lazım. Şimdi şuraya gelelim. Normal şeye. Unity'ye. Şimdi UI'dan bir tane ya slot şeklinde tekrar bir şey oluşturacağız. Item image yapalım. Bunu drag item yapalım. Yani sürüklediğimizde bu görünecek. Şunun içine bunu 75-75 değil de 50-50 ya da 75 yapalım. Taşıdığı belli olsun. Bunun içine tekrar image şunu kaç yapalım? 75'te 60 olsun. 60-60 iyidir. Şimdi tekrar text ekleyeceğiz. Şunları çekiyorum kenarlara ve sıfırlıyorum. Yani aynı şekilde bunu sağ alta. Siz nereye yaptıysanız oraya yapın. Şuraya 10 yapayım şimdilik. Ve büyüteyim biraz. Tamamdır. 20. 25, 24, 23. 23 yeter. Şimdi bunu envantere tanımlayacağız. Şuraya. Drag get item. Bunu bold olarak tanımlayacağız. Drag get item bu ve bunu item olarak da tanımlayacağız. Drag get item. Şunu dragging item yapayım ben. Dragging item. Şimdi şuraya alalım, atalım direkt envantere. Unutmayalım sonradan. Tamamdır. Şunu da false yapalım. Kaydedelim bu sahneyi. Şimdi if dragging item bu true ise bir saniye önce şunu şey yapacağız. Public void açacağız. Public void. Show dragging item. Drag item yazalım direkt. Pre-item item. Item. Tamamdır. Şimdi. Dragging item.
Eşittir item. Klasik altta yaptığımızın aynısı gibi bir şey. Şunları alayım ben. Şunu alayım. Dragging item bul. True. Dragging item. Dragging item. Tamamdır. Doğru. Ve bunu hide olarak da yapacağız. Gizlemek. Ben kopyala yapıştır yapayım hemen. Hide. Şurayı silelim. Şunları false. Database'i. False. Tamamdır. Şimdi. Tıkladığımızda değil de ilk önce şurayı yapalım. Buradan da aynı şu kodları alacağım. Direkt. Şimdi şurayı dragging item. Aynı şekilde şuraya da ve şuraya da. Transform geçit 0. Bu image oluyor. Tahminimce. İlk önce image ekledik. Evet. Şunlara true yapayım. True'muz zaten. Şimdi. Şunu image alalım. Ve şurayı sprite yapalım. Sprite. Şuradan da item name değil. Item image. Klasik. Şurada. İkinci de item value yapın. Şimdi sıra envanter slot'a gelelim. Sola tıklandığı zaman if dragging item false ise başına ünlem koyun. Drag get item envanter nokta drag get item bool false ise nerede? Onu yaptık mı true? Evet şimdi. Envanter nokta drag get item show drag get item else true ise if yazmaya gerek yok. Envanter nokta hide drag item. Deneyelim. Sorun. To string. Evet. Şuraya to bakalım. Evet. Saniye. Aynen sorun şu. Aynı şekilde şunu da mouse şu tooltip yaptığımız gibi mouse neredeyse oraya tıklayacağız. Yoksa bunun üstüne tıklayıp duruyor abi. Şöyle. Yalnız burada sorun var. Şunları şöyle yapmayacağız galiba. Bir saniye şu ha doğumla yapmışız yanlışlıkla. Yo doğru. Neden böyle bir şey oldu? Şu tooltip. Allah. Sen ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şuradaymış sorun. Yani tooltip açık olduğu sürece orada onunla beraber açık oluyor. Şimdi burayı item nokta item name eşit değilse null yapın ve şunun içine yapıştırın. Yazdığımız şey. Bunu alıyoruz, taşıyoruz. Ama sorun şu. Koyduğumuzda görünmüyor. Şimdi onu yapacağız. Şunun biraz boyutunu küçültmek istiyorum. 50-50. Image küçüğü diyeceğim. Burası 2-0. Eşit olsun. Ops. Açmayalım oyunu. Şimdi. Oraya tıkladığımızda görünmüyor. Şimdi. Onu yapalım hemen. True ise. Yani şurada yaptık hemen. True ise. Envanter direkt. Item sürüklediğimiz zaman tıkladığında. If item name. Item name. Item nokta item name. Null ise. Null ise. Inventory slot nokta inventory items eşittir item. Yanlış yaptım bir saniye. Items slot sayı. Büyük ihtimal böyle değil.
Aynen. Envanteri. Direkt git item. Tracking item. Onu slot'a eşiteceğiz. Şimdi. Evet, şimdi. Şimdi aldığımızda onu kaldıracağız. Inventory nokta items slot sayı eşittir new item. Boş bir item yapacağız. Alıyoruz. Başka şeyin üstüne koyunca bug'a giriyor. O yüzden onu sallamayın. Yok oluyor yani. Onu da düzeltelim. Ne oldu ise şimdi else if item nokta item name eşittiyse nula şunu alalım şöyle yapalım şunu da yazalım new item yok pardon item olmaz item new item yazayım buna eşittir new item değil de inventory direct item dediği pardon. Inventory item slot sayı. Bunu içine alacak. Sonra inventory nokta items slot sayı nokta nokta değil eşittir. Inventory nokta direct item. Tracking item. Kapatıyoruz aşağı geçiyoruz. Inventory nokta direct item eşittir. New item. New item. Bakalım. Ve şunu da kapatmayacağız. Elimizi alıyoruz sonuçta. Niye kapatalım? Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi yer değiştiriyor. Şimdi. Şunları ayırmayı yapacağız. Şunları. Yani sağ tıkla ayıracağız. Şimdi onun için. Şunun altına. If şunu kopyalayayım direkt. Şuraya right. İsterseniz siz tekerlekle ayırmak istiyorsanız buraya middle yazın. Ben sağ tıkla ayıracağım. Ve geçen söylemeyi unuttum. Envanteri istiyorsanız böyle yapmayabilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Yani böyle uzatabilirsiniz. Böyle aşağıda yapabilirsiniz. Solda yapabilirsiniz. Ya da şekilli yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi. If. Şunu alayım direkt. Şöyle kopyalayayım. İçine sileceğim. Şunları sileyim. Şunları da sileyim. Tamam da drag item bu. True ve false ise. False ise. Şimdi. If. Inventory nokta öyle değil de item nokta item type eşitse item nokta item type nokta yiyecek sayacak değil sayılmayacak. Şimdi new değil de new item eşittir new item bunun içine şimdi item nokta item name hop, virgül item nokta item desk bu video biraz uzun olabilir şu an kaç dakika oldu 29 dakika item şunu kapatayım item nokta id değil mi evet şimdi item value şu value'yi ayrı bir yapacağız item value değil de int new int yanlış yapıyorum abi int value'ye eşittir item nokta item value'ye bölü 2 bölü 2 buraya virgül value'ye yazalım şimdi item nokta item max stack item nokta item damage item nokta item defense virgül item nokta item type tamamdır şimdi bunu ayırdı
Show directed item. Inventory.show directed item. Bölü new item. Şurada yaptığımız new item'ı şuraya yazıyoruz. Ve şimdi bir new item daha oluşturacağım. Şuraya altı oluşturayım hemen. Int value 2 eşittir item nokta value eksi value, yani bizim item'dan şu value'yi çıkartacağız. Bunu da şöyle alta geçeyim. Item değil de inventory nokta items slot sayı nokta item value eşittir value 2. Bakalım. Evet, oldu. Şimdi bunları birleştirmeyi yapacağız. Yer değiştiriyor ama birleştireceğiz şimdi. Şimdi şu üste gelelim, sol tık. True ise, item name false ise, değil ise. Şimdi. Null değil ise. Bir de şurası aynı. Şunu kopyalayalım. If item nokta item type eşitse item type item nokta item type yiyecek. Else if item type item nokta item type eşit değilse, yapmayalım ya. Gerçi ona gerek yok. If'i silelim. Else'in aşağısına şunu kopyalayalım, yapıştıralım. Şimdi buraya aynı şekilde yapacağız. Ama şöyle. Yani şurada yaptığımızı toplayacağız direkt olarak. Nasıl? Yiyeceği eşit ise item nokta if'dir. If item nokta item name ya da durun şöyle. Bir saniye. Item type. Bunu item type direkt item'a yaparsak. Çünkü öyle olmaz, pardon. Tamamdır, neyse. Item nokta item name eşitse inventory nokta direct item tracking item nokta item name eşitse şuraya inventory nokta item slot item slot sayı nokta item value eşit artı eşittir inventory nokta tracking item nokta item value. Şimdi bakalım. Şimdi orayı kapatmayı unuttuk. Inventory nokta height track items. Bunu yer değiştiriyor. What? Hafif bir bok oluyor. Aha. Üstüne geldiğimde resim değişiyor. Pardon. Kusura bakmayın, hapşurdum. Orayı kapattım. Şimdi o resim değiştirme olayını nasıl yapacağız? Tur ise. Tamamdır. Bulduk. Tracking item değil. Tracking item. Tracking item. Evet, şimdi değiştirmiyor. Şunları ayıralım. Evet, ekliyor gördüğünüz gibi. Değiştiriyor da. Şöyle yapalım. Şimdi şu elimize aldığımızda görüyorsunuz 1 yazıyor. Yani burada yazmıyor, burada yazıyor. Onu düzeltelim. O kolay bir şey. Hemen nerede? Şuraya yeni bir if açalım. If tracking item nokta item value eşit değil de büyük ise birden item değil de tracking item nokta
Transform geçit bir text, şuraya kopyalayacağım, şurayı sileceğim, enable yazacağım, eşittir false, clear değil false. Şimdi else if, buraya yazalım if'i çünkü karışır bütün kodlar. Şunu kopyalayayım, bunda false deyip true yapalım şunu. Şunu da küçük eşit ise, küçük eşit ise bir. Ops, yanlışlıkla sildim. Şunu kopyalayacağım, şuraya yapıştıracağım. Şunu da false yapacağım. Bunun aynısını nerede yapmıştık? Şurada yapmıştık. Update'te şurada yapmıştık. Bakalım. Oldu büyük ihtimal. Oldu. Şu arkadaki resmi kaldıracağım ben. Yani şurayı. Şunu sileceğim direkt. Şöyle kalsın. Siz istiyorsanız arkasına başka bir şey koyabilirsiniz. Şimdi bakalım kaç dakika olmuş? 36 dakika. Ben burayı bitireyim. Bir dahaki bölümde neler yaparız? Neler yapabiliriz bir dahaki bölüme? Büyük ihtimal yere item atmayı, oradan item almayı falan gösteririm. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.